Konuştuğumuz konu medya ve sivil toplum. Şimdi her ikisi de aslında biri dördüncü kuvvet, biri beşinci kuvvet olarak. Evet. Biz yani demokrasi teorisi anlatıyoruz öğrencilerimize de. Bunları okuyoruz, bunları tartışıyoruz. Esas meselenin her zaman için aslında iktidarların denetlenmesi olduğunu, yani ana mesele olarak aslında bunu hani işliyoruz. Burada da ister istemez yani bu yargılama veya soruşturmalar içerisinde bir taraftan hani medya, öbür taraftan sivil toplum olması hakikaten düşündürücü. Yani işleri ne diyelim, yani demokratik bir toplum içerisinde hukukun üstünlüğünün hakim olduğu diyelim yani toplumlarda aslında çok tartışmamamız gereken bir yerdeyiz. Evet. Yani hani baktığımızda işin başka boyutları da var. Yani ben şu açıdan da biraz tabii bakıyorum. Sosyal medyada mesela birkaç defa rastladım. Ayşe Buğra Hoca'nın mesela açıklamalarını filan da gördüm. İşin açıkçası ben mesela yani kişisel olarak da yani bu ülkenin bir vatandaşı olarak ve bir akademisyen olarak yani Ayşe Buğra gibi bir ismin açıklamalar yapmak durumunda kaldığı bir şeyi hakikaten yani insani açıdan da Ayşe çok, Buğra bu arada Osman Kavala'nın eşi. Eşi Tarık Buğra gibi hani bir edebiyatçının, romancının işte kızı. Hani kızı. Yani bu ülkenin hakikaten yetiştirdiği ender değerlerden birisi. Doğru. Ben Sayın Osman Kavala'yı hani doğrudan doğruya tanımıyorum ama yani çalışmaları dolayısıyla yani haberdarlığım söz konusu. Fakat hani yani insani olarak baktığım zaman bir defa şunu söylüyorum. Yani Ayşe Buğra gibi bir ismin yani evlendiği bir isim herhalde yani böyle yani çok suçlara bulaşacak bir insan olamaz şeklinde düşünüyorum. Bu tabii üzüyor. Hakikaten üzüyor. Yani hukuki süreçler evet yürütülsün, olsun, bitsin filan. Fakat bizim hukukun, gerçekten hukukun üstünlüğünü sağlayacak şekilde yapılarımızı tahkim etmeye ihtiyacımız var. Umarız hani bunların hepsi bir tecrübe olur. Yani hani sonuçlanır, en kısa zamanlarda sonuçlanır. Fakat bu topluma artı katacak şekilde umarız sonuçlar çıkarırız. Yani acı tecrübelerimizden değil. Yoksa yani dördüncü kuvvet, beşinci kuvvet dediğimiz kuvvetler diğer kuvvetleri denetlemekten hakikaten uzak yapılara doğru geçiyor, gidiyor. Bunu tespit etmemiz lazım. Bu da Türkiye'yi dünyada çok iyi bir yere taşımıyor. Bunu da görmemiz lazım. Evet. Yani dolayısıyla umarız bir an önce yani bu içinde bulunduğumuz ortamların daha dışına çıkarız.